Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir. Gelecek kuşaklara yön vermektir. Binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, gelin geleceği birlikte yaratalım. Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik,
enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir. Gelecek kuşaklara yön vermektir. Binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, gelin geleceği birlikte yaratalım. Şimdi saat 13.59, bir dakika sonra semineri başlatabileceğiz. Burak Bey, siz beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Muhtemelen dinleyiciler de duyuyordur. Hı hı. Yine de bir dakika beklemek istiyorum. Yani benim telefonun saatine göre. Tamamdır. Şöyle bu sırada biraz konuşalım. Ben önce sizi bir tanıtımla başlayacağım. Sonra TTM'de istediği için kendi tanıtımını da yapacağım. Yani istediği için yapacağım. Daha sonra sizin sunumunuz olacak. Ben sizin sunumunuzu büyük dikkatle dinleyeceğim. Bu sırada dinleyicilerden sorular gelecek. O soruları takip edeceğim. O soruları sonradan, yani sunumunuz bittikten sonra size aktaracağım. Aslında saat de 14 oldu. Bir daha başlıyorum. Bir kere herkese merhaba. Ben ilk defa bir webinarda başkan oluyorum. TTMD'ye çok teşekkür ederim. Tabii Boş'a da bana bu görevi verdikleri için. Tabii TTMD'nin olduğu her yerde ben desteğe hazırım.
tabii vakit ne kadar müsaitse. Bütün seminerimizi şu anda dinleyen herkese de iyi bir seminer diliyorum. Konuşmacımız Buğra Bey, Sedinye Boş Grubu'nda. Kısaca özgeçmiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Buğra Sedinye. 1984 yılında Sivas'ta doğmuş. Ne kadar küçükmüşüm ben de ya Buğra. İlk ve orta öğretimini Sivas'ta tamamlamış. Sonra liseyi Kayseri Fen Lisesi'nde tamamlamış. İşte o Kayseri'yi kırmızıyla işaretledim. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğine gitmiş 2008 yılında da mezun olmuş. İş hayatında Zorlu Enerji'de başlamış. Sonra Asaş Alüminyum Fabrikası'nda bir yıl proses mühendisi olarak çalışmış. Daha sonra yaklaşık 8 yıl yani 2010 ile 2018 yılları arasında Cargill firmasında enerji koordinatörü olarak çalışmış. Ve aynı zamanda işletmeci yani. Bu süreçte fabrika enerji verimliliği projeler ve yardımcı tesisleri projelerini yürütmüş. 2017 yılı Aralık ayından itibaren de Bosch Termoteknik firmasında Anadolu Bölge Endüstriye Satış Yöneticisi olarak çalışmakta. Evli ve bir çocuk babasıdır. Şimdi bir bu Buğra Bey için genel notlardır. Bir de bana bu webinarla ilgili bazı notlar verildi. Ben onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, eğer bir ses, görüntüde veya benzeri bir konuda herhangi bir teknik aksaklık yaşanırsa GoToWebinar içerisindeki chat kısmından teknik masamıza ulaşabilirsiniz. Teknik masada Ozan Yavuz Bey görevli. Ve Ozan Yavuz Bey TTM'de kurumsal iletişim sonrası ilişkiler, reklamlar vesaire bu bölümle ilgileniyor. Ve burada da bu görevi yüklenecek. Eğer etkinlikten koparsanız veya bir bağlantı problemi yaşarsanız webinar@ttmd.org.tr adresine mesaj atabilirsiniz. Paneliste sormak istediğiniz sorular için de question kısmını kullanarak, o ekranınızda yan tarafta question kısmı var, oraya yazarsanız sunumun sonunda ben bu soruları panelistimize yani Buğra Bey'imize ileteceğim. Bana gelince ben Dinamik Proje'den Zühtü Ferah'ım. Dinamik Proje bir proje firmasıdır. Ve yaklaşık 100 kişilik bir firmadır. Ben hayatıma, yani Zühtü Ferah olarak hayatıma Gürdal Mühendislik'te 17 yıl çalışarak başladım. Sonra Ersin Bey'imizin desteğiyle Dinamik Proje kuruldu. Ersin Gürdal Bey de Gürdal Mühendisliği'nin sahibi. Ve bize her seminerimde, her meslektaşlarımla yüz yüze durduğum zaman bize olan katkılarından dolayı minnettarlığımı belirtirim. Burada da belirtmek istiyorum. İyi ki vardı Ersin Bey'im, iyi ki var. Uzun ömürler diliyorum. Dinamik Proje 1998 yılında kuruldu. Ve devamında Dinamik Proje Enerji firması kuruldu. Sonra Detay Dinamik Proje, sonra Sinerji Dinamik Proje, Vektör Dinamik Proje diye kuruldu. Detayı sonra off ettik ve 4 firmayla şu anda devam ediyoruz. Avustralya'da da şu anda Dinamik Proje Sydney'de bir ofisi var. İşte Almanya, Gürcistan'larda da ofis kurmak için uğraşıyor. Dinamik Proje de bu. Seminerin hepimize katkı yaratmasını diliyorum. Buğra Bey, söz sizde. Teşekkür ederim Zühtü Bey bu güzel, değerli tanıtımınız için. Herkese tekrardan merhaba diliyorum. Bugün sunumumuzda buhar tesislerinde verimlilik artırıcı çözümler ve sistemler adlı semineri yapacağız. Hemen hızlıca ajandamızda başlamak istiyorum. Evet.
Öncelikle buhar sistemlerinin avantajları ve dezavantajlarıyla başlayacağız. Sonrasında buhar tiplerinden biraz kısaca bahsedeceğim. Sonrasında direkt ve endirekt buhar kullanımından kısaca bir bahsedeyim olacak. Sonra buhar sistemi kullanılan endüstriler, sistemlerin maliyet analizleri ki çok önem verdiğimiz bir nokta. Bunlarla ilgili bilgiler paylaşacağım. En sonunda da dijitalleşme ile alakalı olarak dijital verimlilik asistanı ve benzeri cihazlarla ilgili genel bir bilgi paylaşıyor olacağım. Tabii ki buhar çeşitli avantajlar sağlıyor endüstride kullanımı açısından. Bu avantajlarla başlamak isteriz. Neler sağlıyor dersek, özellikle su zaten doğada çok kolay bulunabildiği ve kullanılabildiği için buhar fazında kullanılması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Buhar taşımalarında bir pompa ihtiyacı yok. Buhar uzun metrajlara kendi basıncıyla gidebilmekte ve yüksek bir enerji taşıyabilmekte. Ve buharlaşma entalpisi zaten buharın en kıymetli olduğu konu. Yüksek buharlaşma entalpisiyle de kolay ısı transferi sağlamakta. Ve bu ısı iletkenliğiyle beraber de direkt ve endirekt kullanım noktasında faydalar sağlamaktadır. Buhar sistemlerinin sıcak su sistemlerine göre avantajları slaytından bahsetmek isterim. Yani burada aslında sıcak su sistemleri sıcak su ihtiyacı olan her yerde kullanılması gereken sistemlerdir. Buhar sistemleri buhar kullanılması gereken yerlerde kullanılması gereken sistemlerdir. Ama belli avantajlar var tabii. Bu sistem seçimlerinde bunları da göz önüne almak gerekir. Buhar sistemlerinde aynı ısı transferi için daha az kütlesel de bir ihtiyacımız var. Sirkülasyon pompasına ihtiyaç bulunmuyor. Daha düşük boru çapları kullanabiliyoruz. Ve eşanjörler için daha hızlı ve stabil bir enerji sağlayabiliyoruz. Buhar basıncı doymuş buharda özellikle biliyorsunuz basıncı değiştirerek hızlı ve sıcaklık kontrolünü çok hassas bir şekilde yapabilmekteyiz ve buharın entalpisi sayesinde yüksek miktarda ısı transferi yapabilmekteyiz. Ve yine yoğuşma entalpisinden kaynaklı daha küçük eşanjörler seçebiliriz sistemlerimize ve direkt buhar kullanımına da müsait sistemler olarak geçiyor. Dezavantajlara gelecek olursak, yetkin personel ihtiyacı var buhar sistemlerinin. Gerçekten buhar sistemleri basınçlı kaplar direktifine göre çalışan sistemler olduğu için ve sürekli bir su şartlandırma ihtiyacı var bu sistemlerin ve bu su şartlandırmanın sonrasında özellikle degazyonda bir ısı ihtiyacı var. Bunlar da degazyon kaybı olarak gerçekleşebilir. Blöf kayıpları, kazanların blöf ihtiyacından dolayı bir enerji kayıpları var. Ve daha yüksek sıcaklıklarda transfer ve işletmeden kaynaklı da cidar kayıpları da biraz daha fazla olabiliyor sıcak su sistemlerine göre. Buhar tiplerinden bahsedebilirsek, endüstride kullanım amacına göre ve üretilme şekline göre dört tip buhardan bahsedebiliriz. Bir tanesi proses buharı, fabrika buharı dediğimiz buhar. Isıtma soğutma sistemlerinde, çamaşırhane, kağıt, petrokimya gibi daha çok endirekt buhar kullanımının gerçekleştiği tesislerde kullanılan buhar tipleridir. Filtrelenmiş buharda özellikle gıda ve içecek endüstrisi için kullanılan buhar tipidir. Temiz buhar hastaneler, kozmetik ve gıda içecek sanayinde yine kullanılan buhar tipidir. Bunlarla ilgili detayları daha sonra da bahsedeceğim. Ve bir de saf buharı var. Saf buharda yine bir buhar eşanjörü kullanılarak paslanmaz çelik saf bir buhar elde edilip özellikle ilaç ve biyoteknoloji alanında kullanım sağlanan buhar tipidir. Yine buhar tiplerinden devam edecek olursak buhar tiplerini bu tabloda gördüğünüz gibi çeşitli sınıflara ayırabiliriz. Islak buhar dediğimiz buhar doyma sıcaklığına ulaşmamış buhar nem oranı, buharın içindeki nem oranının %3'ten fazla olduğu bir buhardır. Bu proseslerde, tesislerde kullanımı istenilen bir buhar tipi değildir. Aşınmaya neden olur hatlarda. Doymuş buharsa zaten buharın endüstride en çok kullanıldığı şekli olup burada özellikle proses ısıtma 230 derecenin altında kullanılır.
Teorik olarak %0 nem olarak kabul edilir doymuş buhar ama pratikte teknik olarak %3'e kadar nem kabul edilebilir bu sistem doymuş buharda. Kızgın buharsa özellikle buhar türbini gibi enerji santrallerinde hem buhar hatlarında daha az kayıp olması için hem de daha yüksek saflıkta nem içeriği olmadan bir buhar üretimi için kullanılan buhardır. Buharın doymuş buhar sıcaklığının üstünde üretilmesiyle gerçekleşir. Düşük basınçlı buhar ise 0,5 bara kadar olan ve proses ısıtma gibi, çamaşırhane gibi tesislerde kullanılan ve bu buhar üreticileri basınçlı kaplar direktifine girmeyen buhar üretilmiş buhardır. Bunun da nem içeriği 0 ile %3 arasında değişir. Gıdaya uygun buharsa ne demektir? Gıdaya uygun buhar su şartlandırmada kullanılan kimyasalların uçucu olmayanlarının kullanıldığı, yani su fazında bu kimyasalların kalıp buhar fazına gitmediği ve bu sayede gıda ile temas etmesinde problem olmayan FDA denilen onaylı kimyasallardır. Gıda endüstrisi için kullanılır. Saf buhar ise biraz önce de bahsettiğim gibi doymuş buhar kullanarak paslanmaz çelik buhar üreticilerinde üretilen saf buhardır. Bu da özellikle ilaç endüstrisi için kullanılan bir buhardır. Flaş buhar ise buharın doğası gereği yüksek sıcaklıktaki buhar testlerinin doğası gereği yüksek sıcaklıktaki suyun özellikle kondensin basıncının azaltılmasıyla ortaya çıkan bir buhardır. Yüzey blöfte, dip blöf tanklarında bu tanklara enerji toplarsanız buralarda flaş buhar oluşabilir. Onun da 0 ile %5 arasında bir nem içeriği mevcuttur. Bunlar da kısaca buhar tipleri olarak söyleyebiliriz. Tabii sunum başında da bahsetmiştik. Buhar hem endirek hem direk olarak kullanılabilir. Endirek buhar kullanımı genel yaygın kullanımdır burada. Endüstriyel tesislerde ısıtmalar, prosesteki ısıtma ihtiyaçları buharın bir eşanjörle kullanılarak iletimi de sağlanır. Ürün bu tesislerde buharla temas etmez ve bu sayede oluşan kondensi de kazana döndürme şansımız olur. Bu da tabii kondensin kazana dönmesi maliyet anlamında da çok önemli. Ve bu sayede de aslında fabrika buharı, proses buharı dediğimiz daha düşük buhar kalitelerinde bir buhar kullanabiliriz. Direkt buhar kullanımı ise bazı endüstrilerde gereklidir. Direkt enjeksiyon yoluyla kullanılır. Özellikle işte burada aşağıdaki çizimde de gördüğünüz gibi mesela UHT süt üretiminde ya da bir otoklavda direkt buhar enjeksiyonuyla buhar kullanımı yapılabilir. Tabii bu buhar ürünle direkt temas ettiği için daha yüksek kalitede bir buhar olması gerekir ve kondensi de ürünle beraber kalır, kazana dönmez. Bu tesislerde make-up miktarı daha fazla olur. Taze su beslemesi. Tabii buhar endüstride birçok alanda kullanılıyor. Üretimde işte otomotiv, tekstil, plastik, yapı kimyasalları, kağıt, ilaç, yine ticari binalarda, hastaneler, havuz ısıtmaları gibi ısıtmalarda, kampüs ısıtmalarında kullanılabiliyor. Enerji firmaları, bölgesel ısıtma olsun, enerji üreten tesisler olsun, buralarda buhar kullanımları mevcut. Onun dışında özellikle gıda içecek endüstrisi, alkollü içecekler özellikle, alkolsüz gazlı içecekler bunların hepsinde de buhar kullanımı mevcut olup bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi biz kısaca bir buhar kazanının nasıl çalışacağından bahsetmek istiyoruz. Biz de evlerimizde her zaman tencerelerimizde bir şeyler yemek pişiriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bir kabı açık havada ısıtmaya başlarsak, bir yemeği pişirmeye başladığımızı düşünelim. Sıcaklığı yavaş yavaş artırabiliriz. 100 dereceye gelince su kaynama noktasına gelir ve buhar kabarcıklarını yavaş yavaş bu açık tencerenin üstü açık tencerenin içinde görebiliriz. Tabii bunun buhar fazında tamamen geçebilmesi için burada da gördüğünüz gibi bir doymuş buhar ve sıcaklık tablosunda 1 bar atmosferde 100 dereceye geldik. Artık bundan sonra verdiğimiz enerjiyi sabit sıcaklıkta buhar fazına geçirmek için kullanmaktayız. Bu şeyi kapattık. Düdüklü tencere düşünün. Düdüklü tencere ağzı kapatıldı. Bir tane bir emniyet ventili koyduk kendisine açacak şekilde.
ve buhar fazında pişirmeye başladık ya da buhar üretmeye başladık gördüğünüz gibi. 120 derece sıcaklığa geldik ve buhar oluşmaya başladı. Sonrasında burada gördüğünüz gibi basınç ve burada sıcaklık grafiğini vermek istedik. Buhar basıncı arttığı sürece buhar sıcaklığı da belli bir oranda artarak devam etmekte. Zaten bunlar hepimizin bildiği genel bilgiler. Tabii biz şimdi artık kazan mantığına döndük. Bizim prosesteki ısıtma ihtiyacımızı sol tarafa aldık. Ve sağ tarafta da artık kazanımız mevcut. 120 derecede gördüğünüz gibi buharı prosese gönderiyoruz ve alttan kondensimizi almaya başlıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere. Artık bu kazanda belli kontrollere başlamamız lazım. Nedir? Siz buhar üretiyorsunuz, kondens dışarıya gidiyor. Bu tankınızda, bu kazanınızda artık su miktarı azalacak belli bir sürede. Ve bu su seviyesini kontrol etmemiz gerekecek. Ne yapacağız? Şartlandırılmış su vereceğiz. Bir pompayla, şartlandırılmış suyla, bir su seviye kontrolüyle buradaki su seviyesini devamlı sabit tutmaya çalışacağız. Peki şartlandırılmış su nasıl hazırlanır? Bir endüstriyel tesiste şartlandırma nasıl yapılır dersek, şöyle genel bir grafikten devam edecek olursak, öncelikle ham su, aldığımız su, su yumuşatma ünitesine gelir. Burada işte kalsiyum, magnezyum gibi temel mineraller tutulur, su yumuşatılır. Sonrasında bir ters ozmoz uygulanabilir. Ters ozmoz uygulamasıyla da kazanın içindeki bütün safsızlıklar kazan suyunun içindeki alınır. Sonrasında bir depolamayla degazöre beslenir. Degazörün mantığı da degazör yüksek sıcaklıkta 102 derece 0,2 atmosfer basınçta suyun içindeki çözünmüş oksijen ve karbondioksiti uzaklaştırmak için kullanılan fiziksel bir ayrıştırmadır. Burada da sudaki çözünürlük oksijen ve karbondioksit uzaklaştırılır. Daha sonra suyun içinde kalınan diğer safsızlıkları gidermek için, pH ayarlamak için ve yine oksijen tutmak için, yani az da olsa kalan oksijen tutmak için belli bir kimyasallar dozajlanarak su hazırlanır ve kazana bir ekonomizörü varsa ekonomizörüne oradan da kazana beslenir. Kazandan prosese döner. Proseste kondens oluşur. Kondens bir kondens tankına toplanarak tekrar degazöre döner. Şartlandırılmış su döngüsü de kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Devam ediyoruz. Artık su seviyesini kontrol etmeye başladık. Pompamız var, seviye kontrolümüz var. Kazanımıza suyu veriyoruz. Ama sabit sıcaklığı da, basıncı da sabit tutmamız lazım bizim prosesimizin çalışması için. Buradaki ısı üreten ekipmanımızı, ki burler kazanlarda, kazan basıncını sabit tutacak şekilde ayarlamamız gerekiyor, modülasyon yapmamız gerekiyor. Onun için de bir basınç kontrol elemanı konularak kazanın yükü ayarlanmaya başlıyor. Sonrasında artık suyun üstünde, biraz önce de burada da gördüğünüz gibi ister istemez su prosesi gidiyor. Ve suyun içindeki safsızlıklar, mineraller zamanla tabii uçucu olmadıkları için suyun içinde kalıyorlar ve suyun içindeki iletkenlik artmaya başlıyor ve burada gördüğünüz gibi bir artık suyun yüzünde bir köpük tabakası gibi iletkenliğin artmasına bağlı bir iletkenlik oluşuyor. Bu iletkenliğin kazandan tahliye edilmesi gerekir. Bunun için de bir iletkenlik probu konulur. İletkenlik probuyla kazan iletkenliği ölçülerek blöf ihtiyacı olur. Bu yüzey blöf diye tabir ettiğimiz blöf ihtiyacı da bu şekilde yapılır. Bunun detayına gelecek olursak bir yüzey blöf gördüğünüz gibi kazanın en üst seviyesine yakın noktada, yani tuz konsantrasyonunun en yakın noktadan tahliyesini sağlayan bir cihazdır. Blöf oranı kazan içerisindeki tuzlu suyun ne kadar taze suyla değiştirileceğini ifade eder. Bu tabi tuz konsantrasyonu kazanın içinde, yani kazana verdiğimiz su kalitesi ne kadar iyiyse blöf oranı da o kadar düşük olur. Blöf de biraz önce de bahsettiğimiz gibi ilk slaytlarda bir kayıptır, enerji kaybıdır ve dolayısıyla da para kaybıdır. Ondan dolayı blöf kontrolü de kazanlarda çok önemlidir.
Blöfümüzü de kontrol etmeye başladık. İletkenliğimizi de belli oranda tutmaya başladık. Ama suyun içindeki tortular, diğer safsızlıklar da zaman içinde artık dip kısmı birikmeye başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi. Bu dipteki biriken tortu pisliği de zaman ayarlı bir dip blöf vasıtasıyla yüksek basınçta belli bir zaman diliminde, işte atıyorum 8 saatte bir 3-5 saniye kullanarak kazanın dışına tahliye ederek suyun içindeki bu safsızlıkları da uzaklaştırırız. Bu da dip blöf dediğimiz sistemdir. Bu şekilde aslında kazanın temel kritik kontrol ekipmanlarını tamamlamış olabiliriz. Tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi kazanda önemli olan suyun seviye kontrolü, blöf kontrolü, iletkenlik kontrolü ve basıncının kontrol edilmesidir. Tabii burada diğer emniyet ekipmanları sonrasında eklenecektir üstüne ama burada temel olarak kazanın nasıl çalıştığından bahsetmiş oldum. Artık biraz da bu buhar kazanlarını işletmeye başladık. Buhar kazanlarındaki maliyetlerden bahsetmek isterim. Bir buhar sistemi tabii ilk yatırım maliyeti de yüksek olmasına rağmen sonuçta ciddi bir doğalgaz tüketimi ve elektrik tüketimi olan bir sistem. Bakım gerektiren ve işletme maliyetleri de yüksek olduğu için bunların doğru şekilde hesap edilip ilk yatırım zamanında da kıyaslanması gerekir. Bununla ilgili de TCO dediğimiz toplam satın alma maliyeti çok önemli bir kalemdir. Peki nedir bu toplam satın alma maliyeti dersek? Bir ekipmanın yararlı ömrü boyuncaki yatırım ve işletme maliyetlerinin toplamı olmakta. Peki biz bu buhar sisteminde biz bu TCO hesabını nasıl yaparıza bakmak istedik. Özellikle ilk yatırım anlamında ilk yatırım maliyeti bu TCO'nun ilk kalemi olur. Kazan dairesindeki ekipman maliyetleri, borulama elektrik işleri, devreye alma ve olası izinler ve diğer maliyetler ilk yatırım maliyetidir bir kazan dairesinde ilk devreye almada. Aslında ileride de göreceğimiz gibi bu ilk yatırım maliyeti TCO analizinde baktığımız zaman 15 yıllık işletme maliyetinin %5 ile %10'u civarında maksimum olmaktadır. Genelde ilk yatırım anlamında baktığımızda ilk yatırım maliyetleri yüksek olan sistemlerle karşılaşabiliriz ama kıyaslama yaptığımızda verimli artırılmış yan ekipmanlar alınmış sistemlerde ilk yatırım maliyeti mevcut sistemlere göre daha yüksek olsa da 15 yıllık maliyetlerde bunun nerelere geleceğini birazdan ileride de göreceğiz. Tabii bu sistemlerin bir de bakım maliyeti var. Bakım maliyetleri neyi kapsamakta? Periyodik bakım maliyetleri, kazanın periyodik bakımları ve planlı duruşlarda kaynaklanan maliyetler ve kazanın yedek parça maliyetleri de bakım maliyetlerine girmekte. İşletme maliyetleri ise kazan dairesinde çalıştırdığımız kazan operatörlerinin maliyeti, elektrik ve yakıt tasarrufundan kaynaklı maliyetler, su şartlandırma özellikle kimyasal tüketimle ilgili maliyetler ve suyu da bir suyun da maliyeti var. Su maliyetinde bu işletme maliyetlerini ekleyebiliriz. İşletme maliyetleri bu 15 yıllık TCO hesabının yaklaşık %80'ine yakınına denk gelmektedir. Yani bir kazan dairesinin 15 yıllık işletme maliyeti gerçekten bu toplam maliyetin %80'ine falan denk geliyor. Ve son olarak da plansız arıza ve duruş maliyetleri. Bunlar da arıza kaynaklı duruşlardan kaynaklı bir onun bakım maliyetleri ve bu plansız duruştan kaynaklı üretim kayıplarından kaynaklı maliyetler olabilir ya da bir sistemde üretilen ürün bozulursa bu ürünün bozulduğu ürünün kayıp maliyetleri ya da reproses edilecekse bu maliyetler de TCO'ya girer. Fakat bu alanda gördüğümüz maliyetler ilk yatırım zamanında öngörülebilecek maliyetler değildir. Bunları hesaplamaları zordur ama bir TCO analizi yapılırken bunları da düşünmek gerekir. Yani aldığımız sistemin güvenilir bir sistem olması, güvenlik ekipmanlarının doğru çalışması, doğru bakımların işletilmesi buradaki maliyetleri düşürecektir. İşletme kaynaklı hataları minimize etmek buradaki maliyeti düşürmek için önemlidir. Bununla ilgili de çözüm önerilerini zaten ileride de sunuyor olacağım.
Şimdi bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bu örnek tesis gerçekte kurulmuş bir tesis. Bu tesisin 20 ton bir gıda işletmesi, 20 ton bir buhar ihtiyacı vardı ve %20 bir kondens dönüşü vardı. Tesiste kondens dönüşü oldukça düşüktü. Burada elektrik ve gaz fiyatları işte 0,2 euro gaz fiyatı, 0,1 euro civarı elektrik fiyatı var. Yaklaşık 8000 saat çalışıyor bu sistem yılda, yani 336 gün çalışıyor ve yük dağılımını da bu kısımda görebilirsiniz. Mevcut kazan ya da yeni alınacak kazanla biz bir yeni sunduğumuz çözümün kıyaslamasını yaptık. Burada mevcut sistemde bir ekonomizör, yakma yönetimi, işte modülasyonlu burler fanı ya da yoğuşma ekonomizörü yoktu. Degazörün çürük buharını soğutan bir ekipman yoktu. Blöfün ısısı geri kazanılmıyordu ya da bir hava rekuperatörü yoktu. Biz buraya nasıl bir çözüm sunduk? Bu çözümde ekonomizör ekledik, yoğuşma ekonomizörü ekledik, hava rekuperatörü ekledik, modülasyonlu burler ekledik, yakma kontrolü ekledik, degazörün çürük buhar kazanımı ve blöf geri kazanımı sistemlerini de ekledik. Şimdi mevcut sisteme her birini sırayla ekleyerek her birinin yıllık ve 15 yıllık ne kadar tasarruf sağladığını yavaş yavaş göstermeye başlayacağız. Öncelikle bu sisteme bir ekonomizör ekledik. Ekonomizör eklediğimiz zaman yıllık 2,1 milyon civarı olan enerji maliyetleri, bu sistemin maliyetleri 2 milyon eurolara düşüyor. Yani yıllık 178 bin euro bir Betsu ekonomizörünün bu sistemde %7 verim artışıyla bir kazancı var. 15 yıllık bize kazancına baktığımız zaman da yaklaşık 3 milyon euro tasarruf sağlıyor. Ve amortisman süresine baktığınız zaman da neredeyse 2 ayda bir ekonomizör kendini amorti edebilmekte. Betsu ekonomizörü zaten buhar sistemlerinde bizce olmazsa olmaz bir ekipmandır. Gerçekten uzun vadede baktığınız zaman işletme maliyetlerine katkısı yatsınamaz. Şimdi burada bir kondens dönüşü düşüktü bu sistemde. Daha önce de bahsettiğim gibi taze su beslemesi çok fazlaydı. Degazöre de taze suyu düşük sıcaklıkta sokmak oradaki buhar kullanımını artırmakta. Ondan dolayı biz buraya bir paslanmaz çelik yoğuşma ekonomizörü verdik. Bacadaki sıcaklığı taze su beslediğimiz suyla karşılaştırarak taze suyun sıcaklığını artırarak verimi artırmaya gittik. Bu da %7 yine bir verim artışı sağlamakta. Normal ekonomizörle beraber toplam yıllık tasarruf 281 bin euroya ulaştı bu sayede ve yıllıkta 4,7 milyon euro bir tasarruf sağlıyor 15 yıllık TCO maliyetlerinde. Ve bu iki sistem yaklaşık 4 ayda kendini amorti edebiliyor. Biz bu sisteme sonrasında bir de hava rekuperatörü ekledik. Hava rekuperatörü de burların yanma havasını ısıtmak için yine baca gazı enerjisinden kullanılan bir sistem. Yaklaşık %1,5 ile %2 arası maksimum bir verim getiriyor. 20 tonluk bir kazan olduğu için de biz bu sistemi de önerdik. Ve toplam maliyetimiz 302 bin euroya çıktı. Ve yıllık 5 milyon euroya yakın bir tasarruf sağlanmış oldu. Sonrasında bu sisteme modülasyonlu blower ekledik ve yakma kontrolü ekledik. Trim sistemi diye tabir ettiğimiz sistemi. Bu sistem sayesinde de tasarruf miktarımız 330 bin euroya, yaklaşık 15 yıllık işletme maliyetindeki düşüşte 5,5 milyon euroya ulaşıyor. Yine gördüğünüz gibi yaklaşık 4-5 ayda amortisman süresi devam etmekte bu sistemin ilk yatırıma göre. Sonrasında degazör, çürük buhar ve blöfün flash buharının geri kazanımı ünitelerini ekleyerek %1'lik verim artışıyla beraber 6,8 milyon euroluk 15 yılda bir tasarruf sağladık. Ve bu arada eklemeyi unuttum. Su kalitesini reverse osmozla işleterek çok düşük tuzlu bir su yaptık. Yani blöf miktarını da düşürerek, minimize ederek, %2,5'ün altına düşürerek blöf miktarını, buradan da bir tasarruf sağladık. Gördüğünüz gibi ilk yatırım maliyeti çok az bir kısım burada 15 yıllık TCO analizinde.
Yaklaşık 15 yılda sizin bu sisteme bakım, ilk yatırım ve işletme maliyeti olarak 33 milyon euro yatırmanız gerekirken standart bir çözümle, yani ilk bir yatırım maliyetinin düşük olduğu bir çözümle, bu çözümle gideceğimiz zaman 33 milyon euro bir maliyetimiz olacakken biz verimli bir çözümle belki yatırım maliyetini artırdık ama gördüğünüz gibi 6,8 milyon euro bir tasarruf sağladık. O yüzden özellikle şu anda satın almaları yapılırken biz de artık görüyoruz görüşmelerimizde de firmaların da bu TCU analizlerine önem verdiğini gördük. Gerçekten TCU analizi bu konuda çok doğru bir yöntem. İlk yatırım maliyetinden çok sistemin toplam satın alma maliyetine bakmak daha doğru bir kıyas sağlamakta. Bir yandan da verimlilik gördüğünüz gibi yaklaşık 45 bin ton, 46 bin tonda emisyonda bir azaltım sağlıyor. Bu da neredeyse 27 bin aracın yıllık çıkardığı emisyona denk geliyor. Bu da tabii çevre anlamında da, sürdürülebilirlik anlamında da verimli sistemlere sahip olmak bize bu anlamda da fayda sağlamakta. TCU analizi de bu şekilde. Bu da tabii ki o TCU analizini yaparken bir kısaca proses şemasından da bahsedelim isterseniz. Ham su, biraz önce bahsettiğimiz gibi şartlandırılmış su, bir yoğuşma ekonomi zorluğuyla karşılaşıyor. Karşılaştıktan sonra dip blöfteki enerjiden de yararlanarak, dip blöfün enerjisiyle karşılaşarak bir plakalaşatörle ve degazörden attığımız çürük buharla da karşılaşarak degazöre giriyor. Sonrasında buradan aldığımız besi suyu ekonomi zörüne giriyor. Bir yandan da bu besi suyu ekonomi zöründen gelen sıcak suyla da biz yakma blower yanma havasını da ısıtıyoruz. Kazanımız çalışırken de blower fanı ve yakma kontrolüyle de bu tesisi kontrol ediyoruz ve bu sistemde, bu gerçekten çalışan bir sistem bu arada. Şu anda işte yaklaşık 2,5 yıl falan oldu bu tesis devreye alalı. 20 tonluk kazan %100 yükle çalışırken bizim baca sıcaklığımız 50 derecenin altında kalıyor bu sistemde. Ve verim miktarı da oldukça iyi ve tesis de gayet güzel çalışıyor. 50 derece baca sıcaklığı da gerçekten bir buhar tesisatı için oldukça iddialı bir değer, güzel bir değer. Biz de bunu bu şekilde paylaşmak isteriz. Kısacası burada da bir özet yapmak istedik. Ekonomizör, yoğuşma ekonomizörü ve hava rekuperatörü yaklaşık işte hepsi %14, %16 civarında ilave verim sağlamakta. Su şartlandırma, dediğimiz gibi burada yüksek su kalitesiyle üst blöf miktarını düşürebiliriz. Bu da yine bir enerji tasarrufu sağlamakta. Doğru kondens sistemlerini tasarlayarak kazana kondensi döndürerek bir yakıt tasarrufu sağlamakta. Aynı zamanda kimyasal tasarruf da sağlanmakta. Bir termal degazyonla, degazörle de yine normal degaze edilmemiş sudaki kullanılan kimyasallara göre %80'e varan tasarruf sağlanmakta. Burada eğer buradaki ısı geri kazanım modüllerini de kullanırsak, degazörün çürük buharını kazanırsak ya da blöflerin çürük buharını ve sıcaklığını kullanırsak da burada da yakıt tasarrufu ve taze su tasarrufu sağlanmakta. Bir yandan da blöflerdeki kontroller zaten hepimizin bildiği gibi blöf fanının değişken sürücülü bir frekans kontrolüyle kullanılması, modülasyonlu yanma ve oksijen trimle de yakıt tasarrufu sağlanmakta. Bir yandan da bunlar görünen tabii tasarruflar, daha çok hesaplanabilir tasarruflar. Doğru işletme, doğru ayarlar ve doğru bakımlarla da bakım sağlanmakta. Bu hem %3'e yakın bir yakıt tasarrufu sağlamakta. Yani bir tesisi doğru işletmek, bakımlarının zamanında yapmak. Hem bu kazan dairesinin uzun ömürlü olmasını, prosesin güvenilir olmasını, daha az arıza yapmasını ve iyileştirilmiş kullanım sağlamakta. Tabii buranın kontrolü daha zor. Buranın kontrolü ölçüm ister, ölçümlerin yorumlanmasını ister. Şimdi biz bu tarafta da artık bu günümüz dünyasında da bu kadar verilere kolay erişilebilirken, bu veriler yorumlanabilir noktaya gelmişken,
Yeni ürünler çıkıyor bu noktayı kontrol için. Biz de bunlardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Bu da dijital verimlilik asistanı. Bu ne iş yapar dijital verimlilik asistanı? Bir kazanda dediğimiz gibi 3 tane önemli parametre var bir buhar kazanı tesisini işletirken. Bir işletme değerleri, işletme kısmında neler vardır? Kazanın ömrü, devreye alması, kazan parametreleri, kazanla ilgili dokümantasyonlar, işletme talimatları, kazanın su değerleri, bunların hepsi işletme için kritik ve doğru değerlerdir. Bir diğer kısım kazanın verimliliği. Bu kazanın datalarını doğru bir şekilde bulunabilir, toplayabilirsek ve bu sayede işletme optimizasyonu sağlayabilirsek enerji tüketiminde bir azalım sağlayabiliriz. Bir yandan da bir kazan için servis tarafı da çok önemlidir. Serviste özellikle yedek parça ve bakım planlama kısımlarında da bunları takip etmek oldukça kritiktir. Şimdi bunların biraz daha detayına bakmak isteriz. Burada dijital verimlilik asistanı kısaca nedir diye bakarsak, dijital verimlilik asistanı aslında bir endüstriye bilgisayardır. Kazanın bir kumanda panosuna entegre edilir ve kazana entegre olduğu için PLC'deki bütün dataları alır ve yorumlar. Aynı zamanda bu endüstriye bilgisayar sayesinde bu bilgiler de istenirse son kullanıcıya da aktarılabilir çeşitli protokolle. Ve bu bilgisayara uzaktan erişimle ulaşılarak mobil cihazlardan da ulaşılabilir ve bütün dataları yani topladığımız verilerin hepsini görsel hale getirilebilir. Tabii mesela bu ekran görüntüsünden de göreceğiniz gibi bu dijital verimlilik asistanının 3 tane ana fonksiyonu var. Bir tanesi verimlilik, bir tanesi işletme, bir tanesi de servis. Verimlilikte devamlı olarak bu verimlilik asistanı sizin verimlilik değerinizi ölçer. Buradaki aksamaları da şurada da gördüğünüz gibi uyarılarını verir. Mesela atıyorum burada diyor ki diyebilir ki sizin yüzey blöf miktarınız arttı, su şartlarınızı kontrol edin. Devamlı olarak sizin bu analizleri yaparak, bu uyarıları vererek sizin kazanınızı yüksek verimde çalışmanızı sağlar. İşletme tarafında da kazanın yük modülasyonu olsun, şalt sayıları olsun, arıza belli seviyeleri olsun. Bunlarla ilgili değerlerin kontrolü edilir ve buralarda sapmalar varsa sapmalarla ilgili uyarılar verir ve bu sayede de optimum bir kazan işletimi sağlar. Burada da işte dediğimiz gibi mesela buraların şalt sayısının fazla olması istenen bir durum değildir. Bununla ilgili çözüm önerileri sunar. Aynı zamanda işletme defterine, işletme talimatlarına ulaşmanızı da sağlar. Bir yandan da son noktada da servis tarafı. Servis tarafında da özellikle kestirimci bakım noktasında hizmet etmekte bu verimlilik asistanı. Nasıl ki kazanın üstünde kullandığımız ekipmanların, malzemelerin ömür tahminlemesini yaparak atıyorum bir boilerın servo motorunun değişim süresinin geldiğini size önceden uyararak buradaki trafik ışıkları kullanarak burada hangi ekipmanın ne zaman değişmesi gerektiğini daha önceden tahmin edersiniz ve planlayarak bunu bir arıza yapmadan planlı duruşlarla değişimini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda işletme kayıt defterlerini de bu verimlilik asistanına eklemekteyiz. İşletmedeki değerleri de yorumluyor bu sistem. Yorumlayarak güvenlik ve emniyet maddelikte de artış sağlamakta. Gördüğünüz gibi çeşitli seviyelerde bu sistemler faydalar sağlamakta. Bu faydalar nelerdir diye bakarsak da hem enerji veriminde bir artış sağlamakta çünkü kazan değerlerini online olarak devamlı izliyorsunuz ve uyarıları takip ediyorsunuz. Doğru işletmeyle işletme hatalarının önüne geçilmesiyle kazan performansının devamlı olarak takibiyle de kazan ömründe bir artış sağlamakta. Aynı zamanda işte biraz önce bahsettiğim gibi kestirimci bakım ayağıyla da ekipman ömürlerini tahmin ederek de daha düzenli bakımlarla da kazan dairesindeki emre amadelikte de bir artış sağlamakta. Son olarak da işletme verilerini kazancı defteri dediğimiz kazan dairesinin değerlerini kaydettiğimiz değerleri bu sisteme kaydederek ve bu değerlerin yorumlanması sayesinde de
Kötü işletmenin, yani doğru çalışmanın sağlanması, kötü işletmenin engellenmesiyle de işletme güvenliğinde bir artış sağlamakta bu sistem. Tabii bu sistem bu genel olarak avantajları sağlamakla beraber bir fabrikada, bir endüstriyel tesiste de her seviyede kullanıcı için belli dataları sağlamakta. Fabrikalarda çalışan her kademedeki insanın bir tesisin çalışmasında beklentileri daha farklı olmakta. İşte fabrika müdürlüğü daha çok verimlilik odaklıdır. KPI'ların, işte kazan değerlerinin doğru seviyede devamlı olarak kazanın en verimli şekilde çalıştığından emin olmak ister. Bir teknik müdür işletmeyle ilgili bütün değerlerinin, işletme şartlarının doğru gittiğini bilmek ister. Bir operatör de bu kazanın arızasız çalışmasını, bakımlarının doğru yapılmasını beklemekte. Bu üç seviye için bu verimlilik asistanı neler kazandırır? Onlardan da kısaca bahsetmek isterim. Dediğimiz gibi bir fabrika müdürü için verimlilik çok önemlidir. Burada da gördüğünüz için kazanın verimlilik seviyesini devamlı olarak takip edebilir bu sistem sayesinde ve bu buhar sisteminin optimum şartlarda işletildiğinden emin olabilir. Teknik müdüre geldiğimiz zaman teknik müdür hem KPI'lara bakar hem de KPI'ları takip ettiğinden, veriminden emin olduktan sonra da kazanla ilgili işletme verilerini de buradan detaylı olarak takip ederek bu ekranın alt ekranlarından da özellikle olası problemlere önceden müdahale ettirebilir ve bu şekilde kazan işletmesinin optimum olmasını sağlayabilir. Bir kazan operatörü de özellikle servis kısmına da odaklanır. Diğer kısımlara odaklanmakla beraber. Burada da dediğimiz gibi kazanın periyodik bakım ihtiyaçlarını ve olası yedek parça ihtiyaçlarını takip eder. Arıza çıktığı zaman işletme talimatlarına ulaşır ve daha kolay bir şekilde bakım faaliyetlerini kazandaki giderir. Yani buradan da gördüğümüz gibi bu dijital sistemler, yeni sistemler artık yeni yatırımlarımıza entegre edilirse bunlar özellikle bizim öngörmediğimiz ama biraz önce bahsettiğim gibi toplam satın alma maliyetlerini içinde bahsettiğim öngörülmeyen maliyetleri, arzi bakım maliyetlerini düşürür. Kazanın devamlı verimli çalışmasıyla işletme maliyetlerini düşürür. Ve aslında bu yatırımı yaptığınız zaman da bunun karşılığında aldığımız sistemlerdir. Günümüz dünyasında da artık bütün firmalarda bu yönde dijital çözümler sunmaya başladılar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık sorularınız varsa sorularınızı da almak isterim seve seve. Sözü Zühtü Bey'e bırakmak isterim. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi benim kamera açık, ses de açık. Şöyle ben bazı notlar aldım. Bir KPI var. O KPI açar mısınız? KPI nedir? KPI dediğimiz fabrikadaki performansla ilgili takip edilen datalar. Key Performance Indicator diye geçiyor İngilizcesi ama Türkçesi de performans kriterleri diyebiliriz. Yani bir fabrikadaki işte kazan verimini ya da kazanın gaz tüketimi o tesisin bir KPI'dir. Onun devamlı olarak takip edilmesi gerekir. Teşekkür ederim. Bir de TCO sayfasına gidebilir miyiz? Hani bütün o ekonomi Tabii verilerine ki. de gözüktü. Çok ilginç bir sayfa o. Gitmeye çalışıyorum da. Bu sayfa mıdır? Bir önceki. Listeyi biraz bir dakika ben de büyüyeyim bir dakika. Nasıl oldu? Hayır. Bundan bir sonrakine gidelim. Yani bütün o altta bütün şeyden TCO'nun bir sonraki sayfa. Bütün o altta listelendiği sayfayı görmek istiyorum. Bu sayfa mıdır? Bu. İşte bu. En sonuna geleyim istiyorsanız. En sonuna gelin. Hepsinin mavi olduğu konuma gelin. Evet, buraya Biraz geldim. büyütebilir misiniz? Biraz büyütebilir misiniz? Ben de tam ekran ama. Tamam, tam ekransa mesele yok. Belki ben de mi?
Tam ekran değil, yok bende tam. Ben de tam ekran yaptım. Şimdi altta okursak birinci sırada ekonomizörler var. Evet. Yani bir tanesi, şimdi bu çok ana bir faktör. Yani burada yaptığınız toplam maliyet, yani ilk yatırım Evet. maliyeti, kazanç maliyetinin yüzde kaç kadar olmuştu? Öyle bir şey hatırlayabiliyor musunuz? Yani bu ilk yatırım maliyetinin üstüne bu sistemleri eklediğimiz zaman, yani temel sadece bir kazan aldığınızı düşünün. Kazan dekazör aldığınızı düşünün. Özür dilerim. Bunda... Bağışlayın beni efendim. Harika bir kazan aldık. Harika bir kazan aldık. Yani bütün kontrollerle, o 72 saat kumandasıyla, şu suyla, bu suyla. Şimdi bu bütün bu ekonomizör sistemlerin üstüne koyunca, yani şu 2, 4, 6, 8 tane maddeyi, hani daha önce ele aldığınız kazan vardı ya, kazan dairesi. Sonra bunun üstüne o yaptığınızla ne kadar bir ilave maliyet geldi? Hatırlıyor musun? Yaklaşık %30 civarında arttı maliyetimiz. Yani İlk yatırım 2 milyon 100 maliyeti. bin dersek 600 bin falan geldi yani. 600 bin, Yani hadi en fazla. 750 bin, 750 bin. 750 bine karşı 6 milyon yani. Evet, Bunu onda doğru. 885 yaptık, 6 milyon fark oluştu. Evet. Bunu merak ettiğim için soruyorum. Siz de boş grubundan olduğunuz için. Mesela bu kredilendirilerek de işverenin karşısına gidebiliyor musunuz bunlarla? Öğrenmek için. Kredilendir yani biz burada Biz sana abi bu 800 milyona 885 bini harcayalım. 6 milyon da kazan. Bu parayı bize şu kadar senede geri öder diyebiliyor musunuz? yani biz Boş kendi grubumuz bünyesinde yapmıyoruz bunu tabii ki. O ESCO modeli dediğiniz zaten Zühtü Bey, ESCO modeliyle bu işleri yapan firmalar var. Ama biz kendimiz şu anda bununla ilgili bir çalışmamız yok Bosch bünyesinde. Onu tamam. söyleyebilirim. Dip blöfünün azaltma için dip blöfünü azaltmayı nasıl yapacaktık? Ona biraz daha açıklık getirir misiniz? Yüzey blöfü mü? Dip. Dip blöfü mü? Dip blöfte zaten timer'la yapıyoruz onu. Orada biliyorsunuz yani dipteki tortuyu atmak için İşte o kullanıyoruz. tortunun daha az olması için su kalitesi. Su kalitesi çok daha önemli. Dediğimiz gibi su kalitesini yüksek bir şekilde ayarlarsak, dediğimiz gibi hem yumuşatma ünitesi hem reverse osmosis ünitesi koyarsak ve degazörümüzü doğru çalıştırırsak, bütün su filtrelemelerini yaparsak buradaki blöf miktarımız hem dip blöfte hem yüzey blöfte düşer. Oradaki Bu bölümde şekilde de sadece ayarlıyoruz. yüzey blöf vardı. O dip blöfü de ilave etmeniz için bunu hatırlattım. Evet, doğrudur, doğrudur. Aynı şekilde dip blöfte de fayda sağlamakta. Tamam. Bir diğer konu NOx konusu var. Sizler bize çok Evet. şey katmışsınız, yani kazancı firmalar olarak. Bunun için minnettarız elbette. O taze havayı ısıtırken, değil mi, bir NOx limitiyle sınırlandırıyorsunuz. Doğru mu biliyorum? Doğrudur. Doğrudur. Çok önemli. NOx miktarı broilerin yakma havasını ısıttığımız zaman NOx miktarı ister istemez artıyor. Bununla ilgili de NOx limitlerine gelecek şekilde bir seçim yapılıyor. Sıcaklıklar belli bir sıcaklığın üstüne çıkmaması sağlanıyor ve düzgün işletme sağlanıyor. Ama NOx burada belirleyici bir kriter. Eğer bir tesisin NOx ile ilgili çok agresif bir ihtiyacı varsa genelde bu hava rekuperasyonunu önermiyoruz. Tam siz o brüler kısmını anlatırken, yakmayı anlatırken bana birisi buradan geldi, hadi gel dedi. Ben onu kaçırdım, bağışlayın beni. Orada oksijen triminden de bahsettiniz, değil mi? Evet, kısaca bahsettim. Tabii oksijen trim, broilerin nasıl diyeyim, Yanma verimini. yanma verimini artıran, bacadaki oksijen miktarını ölçerek broilerin gaz yakıt karışımını ayarlayan bir sistemdir. Ve gerçekten kazan verimine bir katkısı vardır. Genelde de zaten bizde de 3 megawattın üstündeki sistemlerde enerji verimli kanunu gereğince de zorunlu sistemlerdir. Bir Oksijen trim. sonra bütün bunları gösterdiğiniz bir sonraki diyagram var. Bir de onu açın. Hani bunların diyagram olarak gösterildi. Evet. Tam anlaşılsın diye. Evet, bu slide.
Evet, bu slide. Burada flash buhar tankı var mı? Ben yani şöyle Yani dönüp burada flash buhara gittiği bir yer şu tank mıdır o? normalde bizim sistemlerimizde bu tanktır. Bu tank blöf tankıdır. Bu blöf tankından flash buhar direkt degazöre beslenir. Aynı zamanda kondensin de flash buharı beslenir. Bu gösterim bunlar kazan blöfü mü konuşuyoruz? Kazan blöfü. Biz kazan blöfünü bu sistemlerde bir tanka alırız. O blöf bu tanka girdiği zaman bunun üstünde bir bacası vardır. Bu bacadan zaten direkt atmosfere açık açık olduğu için tank flash buharı oluşur ve bu flash buharı direkt degazöre besleriz. Yaygın işletim budur. Bir de flash buhar uygulamaları var. Yani dönen kondensa birkaç tane. Yüksek basınçta oluyor, düşük basınçta oluyor, orta basınçta oluyor. Bunlar kondens tankına aktarılmadan önce şey yapılıyor. Bir flash buhar tankına alınıyor. O uygulamada bu doğrudur. Tesis var mı? Bu tesiste yok. Çünkü bu tesisi yapılırken tesisin kondensleri kendi proses adamalarında toplandı ve oralarda kullanıldı. Kazan dairesine gelmedi. Anladım. Anladım. Bu kadar verimli çıkmasının sebebi kondens miktarının tabii Düşük %20 olması. olmasından Evet. %20. Evet, yani her tesiste böyle bir şey çıkmaz. O tesis çok eski bir tesisti. Kondens kazana dönemiyordu. Çok fazla kaçak vardı. Açık buhar kullanılan yerler vardı. Tabii böyle bir sistemi de görünce 6 ayda da 7 ayda da kazanacağımızı görünce bu sistemde biz bu sistemi önerdik. Firma olarak yoğuş mekanizörü koyabilirsiniz dedik. Çünkü o firma o kaçakları giderip o kondensi kazana döndürmesi belki 2,5-3 yıl sürecekti. Bu sürede zaten sen yeterince enerji tasarrufu sağlarsınız dedik ve bu sistemi kurduk. Şimdi bazı sorular var. Bendeki soruları tamamladım. Arkadaşlarım yazmış. Tamamdır. Katılımcılar yazmış. Bu tabloda 2 megawatt euro yıllık enerji maliyetinin yıllık 400 bin euro sev yapan sistemin yatırım maliyetini sormak istiyorum. Onu sormuş olduk değil Evet, mi? yaklaşık vermiş olduk. Yani attık 800 bin euro. Yani evet, 6 evet, bin 800 bin harcadık falan filan. Ve evet. Çubuk buharından geri kazanım sistemi biraz açmamız mümkün müdür? Degazörün çürük buharından geri kazanım sistemi nasıl bir Evet. sistem? Şöyle bir sistem. Bu iki tip olabiliyor. Burada bir eşanjör var. Bizim uygulamalarımızda bir plakalı eşanjör kullanıyoruz ama plakalı eşanjör yerine şelen tüp bir eşanjör de kullanılabilir. Degazör biliyorsunuz bu çözünmüş oksijen ve karbondioksiti gidermek için yüksek sıcaklığa gittiğimiz bir sistem. 102 dereceye. 102 dereceye getirdiğimiz için bu degazörün dışarıya da bir tahliyesi var. Bu tahliyeden 102 derecedeki buharı, düşük basınçtaki buharı Olacak en tahliye kötü şey ediyoruz olur. ve dışarıya atıyoruz. Bu dışarıya attığımız buharı enerjisi az da olsa var. Küçük bir eşanjörle buraya giren taze suyu, kazanından şartlandırılmış taze suyu degazöre giren geçirerek yaklaşık yarım derece bile olmuyor çoğu zaman ısıtıyoruz. Buradaki amaç işte yaklaşık 200 kilowatt ısıtmış bu sistemi. Tabii buraya 18 ton su giriyor. 18 ton su girdiği için 200 kilowatt sıcaklıkta böyle 0,5 derece bile en fazla değişiklik yapsa bile 215 kilowatt az bir değer değil. 15 yıllık şeye baktığınız zaman bu şekilde bir geri kazanım yaptık. Şimdi bir tane daha soru var. NOx yanma kalitesini düşürmez mi? Oksijen tutuculuğu. Bunu siz anladınız mı? Ben tam anlayamadım. Herhalde ben de tam anlayamadım. Belki benim yakma şeyini soru galiba değil mi? Yani aynen ben de öyle düşünüyorum. Yani hava rekuperasyonu dediğimiz gibi Zühtü Bey sizin de NOx miktarını bir miktar artırıyor. Bununla ilgili de İster istemez yanma veriminde bir miktar düşüş olabilir ama bunu optimize etmek gerekiyor. Optimize doğru bir sistemde de hem NOx miktarı belirlenen ölçülerde kalıyor hem de yakma yönetimi sağlanıyor. Biz bunu da zaten taahhüt ettiğimiz yerlerde sağlıyoruz. Buyurun. Evet, Alaaddin Bey'in bu soruyu belki yeniler. Eğer tam karşılığını veremedikse bir daha yenilerseniz biz daha iyi anlarız. Oksijen tutum zorunlu kapasite bilgisini tekrarlar mısınız? Ton saat olarak hangi kapasiteden sonra hangi kanuna göre zorunludur?
Şimdi enerji verimliliği kanununa göre özellikle sıcak su sistemlerindeki kapasiteyi de yazdıkları için 3 megawatt'tır. 3 megawatt'ın üstündeki bütün sistemlerde sıcak su olsun, buhar olsun, yani kapasite megawatt olarak, ısıl kapasite olarak bakılır. 3 megawatt'ın üstünde oksijen terim kullanımı zorunlu. Bu enerji verimli kanunu bizim bakanlık tarafından yayınlanan. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Yatırımları finanse edip, bir dakika, EPCD modeli enerji verimli yatırım finanse edilir. Bu yöntem işletmede herhangi bir finansa gerek duymadan, projeden gerek duymadan, bir dakika, hayata geçirilebilir. Öyle bir güzel bir not gelmiş. Hani ben sormuştum ya, biz bunu ne yapabilir miyiz? Siz de zaten olabilir dediniz. Buradan da bir açıklama gelmiş. Tabii ESCO firmaları üstünden özellikle böyle sistemler yapılabiliyor. Gerçekten. Bir de hibe taraflarında biliyorsunuz artık devletin çok hibe ile ilgili şeyleri de var, BAP'lar var. Onlara da dahil edilebilir bu yatırım farkları. Verimlilik arttırmak için kullanılabilir. Burada bir not daha var. Onu da anlamaya çalışıyorum. Biraz anladım, biraz anlayamadım. SOx baca gazı, NOx'i. SOx baca gazı kaç dereceye kadar düşürülür? Korozyon yoğuşma oluşturmadan, evet. Özür dilerim, ben de Ya gözükmüyorum. SOx daha çok zaten biz burada doğal gazlı sistemden bahsettik. SOx sizin de bildiğiniz gibi daha çok kömür sistemlerinde oluşuyor. Onunla ilgili de onun bir grafiği var. Direkt şey olarak veremiyorum ama sıcaklık ve SOx miktarına göre bir grafikleri var. İnternette de bulunabilir. Ona göre tasarlamak gerekiyor. Şöyle bir dakika, bizim şu anda benim saatim 14.57, 15'e kadar vaktimiz var. Ya daha 3 dakikamız daha var. Evet. Bu yeni teknoloji, yani dijital teknolojiden bahsediyorum. Bunun ilave maliyeti ne kadardır? Yani yüzde Ya kaçtır? bunlar çok büyük maliyetler değil. Tabii burada bu asistanın yani endüstriyel bilgisayarın ve bu şeyin maliyeti gerçekten düşük. Ama bu verimlilik asistanının da çalışabilmesi için sizin bazı ölçümler yapmanız lazım. Nedir? İşte buhar sayacınız olacak, gaz sayacınız olacak. İşte sıcaklıkları ölçeceksiniz, sıcaklık sensörleriniz olacak. Yani bir paket olarak düşünmek lazım ki kaldı ki verimlilik istiyorsak zaten bunları ölçmemiz gerekiyor. Yoksa bu endüstriyel PC dediğimiz cihaz 3-5 bin euro bir cihaz yani. Ama onun yanında sizin bu cihazın doğru çalışması için almanız gereken işte sayaçlar ve sensörler mevcut. Onları da düşünmek gerekir. Tamam. Bu da sistemin kompleksliğine bağlı. Bu birkaç kazan birlikte bağlanabiliyor galiba buna. Doğru tabii mu? Ki, tabii ki. Tabii ki bağlanabiliyor. Limiti var Kaç mı kazan kazan? varsa. Zaten dört tane falan en fazla. Dört tane oluyor zaten bir panoda en fazla. Dört tane kazanı da rahatlıkla gösterir. Bir sıkıntı Tamam. yok. Bir soru daha var. Bir dakika. Bu soru. Degazör çürük buharı geri kazanımında karşı basınç yaratmayan bir eşarjör mü kullanılmaktadır? Karşı basınç degazör performansını etkiler mi? İllaki etkiler. Tabii karşı basıncı ne kadar düşük olursa o kadar iyi olur. Bizim çözümümüz burada, biz bir plakada eşarjör kullanıyoruz. Zaten çok ufak bir eşarjör kendisi de. Bu şekilde bir çözümümüz var. Biz bir problem de yaşamadık şu ana kadar bununla ilgili. Şelen tüp eşarjör kullanan firmalar da var. Onlar da bu şekilde çözümler sunuyor. Çok güzel sorular geliyor ya. Evet. Şöyle bir soru sorulmuş. Ekonomizör ile tasarruf hesaplama ve kondens verimlilik maliyeti ile ilgili hesaplama programı var mıdır? Yani şöyle söyleyeyim, ekonomizör maliyetlerinin hesaplandığı biraz önce gördüğünüz şeyin şu hesapları yaptığımız program bizim kendi kullandığımız bir programdır. Tabii dışarıya açık bir sistem değil ama biz içeride bu hesapları yapabiliyoruz ki bu hesaplar da çok zor hesaplar değil aslında bir yandan. Ama ihtiyacı olan firmalar bundan ilgili bizden destek isterlerse seve seve destek olmak isteriz bizler de. Tamam. Şöyle bir soru var.
deniliyor ki bu bu sunum nerede paylaşılabilecek? Yani özetle bunu soruyor. Paylaşılacak mı? Nereden ulaşacağız buna? Ozan Bey bana daha öncesinde bilgi vermişti. TTMD üyelerine TTMD aracılığıyla PDF olarak bu sunum paylaşılacak. Onun dışında da isterseniz chat ekranına ben mail adresimi yazayım. İsteyenlere de ben PDF olarak atabilirim. Bir problem yok. Harika. Hı-hı. Tamam. Portal üzerinden paylaşacak. Yazıyor musunuz? Hı-hı. Yazıyorum. Tamam. 5 milyon TL limitli projelerin %30, bir dakika şunu tam o göreyim, bir dakika. Evet. 5 milyon TL limitli projelerin %30'a kadarını Enerji Bakanlığı hibe olarak verimlilik artırıcı projelere verebiliyor. Yani 5 milyona kadar aslında bu bilgilendirme yapmış. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Hı-hı. Levent Evet. Aynar Bey. Evet, %30'u 5 milyona kadar devlet tarafından da karşılandığını, hepsini gidip kredi almayın Doğru. diyor. Doğrudur, doğrudur. Aynen öyle. Yani ben tabii sektörümü çok seviyorum yani. Çok kaliteli. Hı-hı. Şöyle onu da yaptık. Dijital verimlilik ölçümünde uygulanan formüller IEN 12953'e göre tasarlanıyor. Ha. Doğrudur, doğrudur. Yani onun cevabını yazmış olundu. Teşekkür ederiz. Bunu da Mustafa Sarı Bey yazmış. Teşekkür ederiz Mustafa. Evet. Sağ olsun Mustafa Bey de. Çok tecrübelidir bu konularda. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Yani. Şimdi emeğiniz, bir dakika. Bir tanesi emeğinize sağlık demiş Mehmet Göçerli Bey. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet. Soru sormamış. Diğer bir soru. Kazanç verimi minimum kaç olmalıdır? Olmaktadır. %14-16 verimlilik artışı yapıldığından bahsedildi. Kazan verimiyle birlikte toplam verim ne olabiliyor? Yani tabii onunla ilgili şöyle, IEN 12953 dediğimiz norm, biraz önce Mustafa Bey'in de bahsettiği norma baktığınız zaman tabii onunla ilgili bir slide koymamıştık ama 100 eksi işte kayıplardır, baca kaybı ve diğer kayıplardır. Bu formül bu şekilde işler. Ama işin içine yoğuşma girdiği zaman, yoğuşma ekonomizörü girdiği zaman, bacadaki yoğuşmayı aldığımız zaman sizin de bildiğiniz üzere hani %100'ün üstündeki verimler konuşulmaya başlıyor. Tabii o teoride işte doğrudur, yanlıştır, o tartışmalara girmek istemiyorum ama böyle bir sistemi IEN 12953'e göre ölçümünü yaptığınız zaman ve yoğuşma ekonomi üzerinden aldığı enerjiyi de kattığınız zaman mesela bu sistemin verimi %103,1 olarak çıktı. Ha, bu örnek sistemin. Evet, örnek %100,1 oldu. 103,1 oldu. Burada kondensten gelen enerji %7 civarındaydı. Yani sizin kazanınızın ekonomizörü ve yakma havası rekuperatörü varsa ve doğru yanmayı sağlıyorsanız %97'lere yakın, %96'ların üstünde verim görebilirsiniz. Ama standart bir çözümde yakma yönetimi yoksa ideal bir kazan sisteminin %95'in altına düşmemesi gerekir. Full yükteki verimden bahsediyoruz IEN 12953'e göre. Ama ekonomizör falan olmayınca tabii bu %95'in çok daha altında olacaktır. Tamam. Ama bizim pratikte önerdiğimiz %95 minimumda. Yine birkaç tane teşekkür var. Mesela Ahmet Hamdi Köz Bey teşekkür etmiş. Şimdi ben de teşekkür ederim. Bir soru. Şimdi benim düşünceme göre her bir kazanın bir kimlik barkodu olup, örneğin bu barkodu okutarak bu cihazın şu kadar saat çalışmış, boğa çıkış ölçümü ve diğer özellikler gösterebilen bir sistem var mıdır? Aslında sizinki böyle bir şey. Yani. Peki. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bu sistem buna yarıyor. Bunu diyebilmiş oluyorsunuz yani. Tabii görebiliyoruz işte. Orada ortadaki ekranda bundan bahsediyorduk. Kazan kaç yükte çalışmış, kaç saat çalışmış, ne kadar gaz tüketmiş, bunların hepsini orada görüyoruz. TCO tablosunu anlayamadım demiş bir tane arkadaş, meslektaşımız. 2 milyon euro yatırımla 8 ilave verin artırımcı, bir dakika dur, bir dakika, bir daha baştan bak. Ben TCO tablosunu anlayamadım. 2 milyon euro yatırımla 8 ilave verim artırıcı
yardımcı cihazlar ne kadar tasarruf sağlıyor? Çok teşekkürler. O Yani TCO burada tablo. Evet. yatırım değildi orada 2 milyon euro. 2,1 milyon euro olan aslında o kazanın standart bir kazan aldığınız, hiçbir ekonomi koymadığınız yıllık işletme maliyetiydi burada. Evet, onda yüz, bunun üstüne o 2 milyon yüzün üstüne %30 da o bütün o listedeki şeyler ilave oluyordu yaklaşık olarak. Doğru mu? Aynen. Yani bu %30 işletme maliyeti, yatırım maliyeti değil. dediniz, %30 mu dediniz? Evet. %30 dedim. Toplam yatırım maliyetinin %30 Tamam. dedim. Yani 2,1 milyon euro değildi yatırım maliyeti, onu söyleyeyim. Sadece kazan kısmıydı. Evet, kazan kısmının Bir işletme dakika, bir dakika. maliyetiydi burada. Toplam yatırım maliyetinin %30 mu kazan dairesi içindeki, yoksa kazan sistemini? Hayır. Kazan sisteminin %30'u. Kazan sistemi derken kazanın değil sadece. Degazör Kazan ufak. ekonomizör. Tabii, yani bir ilave o sistemin, yani bacası macası hariç, montajı hariç, salt bir kazan paketinin ekonomizör kondens tankı degazör dahil sistemin en fazla %30 olur. En Ha, fazla güzel. o da. Buna güzel oldu. Yani kazan dairesinin sınırlar içindeki maliyet Evet. %30 artmış oluyor. Tamam. En fazla. Evet, en fazla. Sunum için size ve Buğra Bey'imize teşekkür ederim demiş Mustafa Bey, Sarı Bey. Bir Ben dakika. teşekkür ederim. Teşekkürler, 10 dakika geç girebildim. Notları bekliyorum demiş. Günay Güney Hanım. Günay Güney Yavaş Hanım. Buğra Bey, başarılı sunumu için tebrik ederim. Cemil Semiş demiş. Benim bir dakika, 15.07, daha 3 dakikam olduğu için Tamam. Cemil Bey'e bunu de çok teşekkür ediyorum. katılım olmuş. Selamlar. Buğra Bey, başarılı sunum için tebrik ederim demiş. Cemil, tamam, onu okuyor. 72 saat kesintisiz çalışma nedir? Tam anlayamadım demiş. Ya Evet. 72 saat Evet. gözetimsiz çalışma, Evet. siz de daha iyi biliyorsunuz. Evet, kesintisiz değil, gözetimsiz. Eğer öyle değilse Gözetimsizdir. bağışlayın lütfen. Gözetimsiz demek. Evet. Onu bir anlatır mısınız? Bu da yine EN normlarına göre kazanlarındaki belirli güvenlik enstrümanlarını kazan üstüne takarak, ki bunlar nedir? İşte seviye kontrolünde işte iki tane ayrı düşük seviye kontrolü olsun, işte yüksek seviye limiteri olsun, seviye kontrol cihazı olsun, basınç prosesatörü olsun, kazanın işte iletkenliği olsun gibi, kazanın iş güvenliği anlamındaki bütün ekipmanlarını sağlayarak, ki bunun TRD ve EN normları var. Bu normlara uygun bir kazan donanımıyla kazanların, operatörün kazan dairesinde olmadan gözetimsiz olarak 72 saat boyunca çalışabildiğini ifade eden bir sistemdir. Çünkü bu sistemleri kurduğunuz zaman bu donanımlarla sizin kazan için yapmış olduğunuz işte analizler ve diğer görevleri 3 günde bir yapsanız yeterli oluyor. Kısaca bu. Güvenlikle alakalı yani. Yunus Ökmen Bey demiş ki buhar çıkış kapasitesi herhalde bu tesis, yani sizin örnek olarak ele Evet. aldığınız tesis için buhar çıkış kapasitesini tam olarak ölçebiliyor musunuz? Muhtemelen hayır. Ölçüyorduk. Tabii 20 burada tonluk bir tesiste. ölçüm kaybı, yani hassasiyetini soruyor ölçümün. Tabii Verdiğiniz o buhar evet. akış ölçere bağlı. Oradaki akış ölçerin hassasiyetine de bağlı. Doğru konumlandırılmasına da bağlı. Tamamen aslında bu oradaki akış ölçerin belirsizliğine bağlı. Aslında Burak Bey, oradaki bir hatanın sizin verime ne kadar etki ederi sormak istiyor ya. Yani. Hesabınıza Tabii yani hesabı ister bunu istemez dikkate etkisi aldınız mı oluyor. diyor. Tabii ki, ama şimdi şöyle bir durum var. Bizim buhar sayaçlarında gördüğümüz değerlerle bu ölçümleri yapmıyoruz. Biraz önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi EN 12950 için endirekt metoduna göre yapılıyor. Endirekt metodunda da siz buraya giren gaz miktarına bakarsınız ve baca çıkış sıcaklığı ve oksijen değerlerine bakarak ölçersiniz. Diğeri aslında bir indikatördür. Yani sizin buhar sayacınızdaki değere bakarak bu değerleri kontrol ederseniz bazen hata yapma şansınız O zaman olabilir. Ondan dolayı ben o soruyu tekrarlayayım. Siz, bu metotla, tanımladığınız metotla hata payı yüzde kaçtır?
Bunun yasal olarak EN normuna göre buradaki endirekt verim hesabındaki sapma maksimum %0,5'tir. Onun üstünde bir Bir milyon hata kabul sadece edilmez. 800 bini çok etkilemiyor yani. Evet. Bu mail adresini paylaşabilir misin? Sizin mail adresinizi sormuşlar. Yani ben yazmaya çalıştım da tabii benim müsaade etmiyor benim anladığım kadarıyla. Sadece size gelebiliyor Faruk adresim. Mutlaçı Bey teşekkür etmiş, tebrik etmiş. Proje firmalar bu işin başında proje aşamasında yapması gerekmez mi? Elbette. Proje firmalar ha şöyle proje firmaları bu planlamalar nasıl yapıyor? Birisi bu semineri yapması gerekiyordu. Benden istediler de ben bu seminere vakit ayıracak başkanlık yapmak çok daha kolay bir şey. Elbette biz proje firmaları bu çalışmalar yapıyoruz ve Buğra Bey'in dahil kazancı firmalardan yani spesifik olarak kazan konusu için söylüyorum ama her konuda bu böyle. Ciddi destekler alıyoruz. Bu destekler ben yurt dışında da çok artık çalıştığımız için bu destekler Türkiye'de olağanüstü güzel. Onun için sektörüme büyük sevgim ve saygım var. Yani bizi çok geliştiriyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Mesleğine sarılmış bir projeci çevresindeki firmalardan bilgi akışını çok rahat sağlayabiliyor ve onlar büyük bir keyifle bunu yapıyorlar. Dolayısıyla çıkan projeler bu katkılara açık ve bu katkıları kapsıyor. Ben bunu söyleyebilirim. Ha burada ne yapmak gerekiyor? Tabii bu çalışmaları yaparken bir firmaya kanalize olmayacak dikkati göstermek gerekiyor. Onu da yine size bilgi veren arkadaşlar bütün samimiyeti de söylüyor. Abi bu bizi tanımlıyor diye. Yani özetle projeci bunu yapıyor. Ve katkıyı da alıyor. Enerji Kanunu bu tesisin kurulmaya yönlendirilmesi daha bir dakika. Enerji Kanunu bu tesislerin kurulumunu yönlendirmesi daha doğru değil mi? Aslında yönlendiriyor değil mi? Enerji Kanunu bu tip tesisleri teşvik ve kurulmasını Evet. yönlendiriyor mu? 30 Yönlendiriyor. milyon Çeşitli zaten destek. şekillerde Adam daha ne yapsın? destekliyor. 5 milyonun %30'unu veriyor. Ve Doğrudur. yani, Doğrudur. bir teşvik var. Evet bu konuda bir şey var. Algılanmış bu konu. Yani yönetim tarafından da algılanmış. Dip blöfe Evet. açma periyodu ve süresi besi suyu kalitesine göre değişmesi gerekmez mi? Evet tabii. Evet, onu da bahsetmiştik zaten. Evet tabii. Evet tabii. Ha bunu da Metin Demir Bey sormuş. Hamdi Mutlu Bey'im teşekkür etmiş meslektaşım. Biz de teşekkür ederiz Hamdi Bey'e. Kendisi de çok Türkiye değerli bir insandır. Kadir teşekkürler. Yeni organizasyonlar görüşmek üzere. Yusuf Eren Gürdal da tabii bu Gürdal soyadını görünce ben çok etkileniyorum. Beni yetiştiren firmayı yaratan adam yani. Onun Evet. için bu sohbeti de yaptık. Teşekkür ederiz. Bize teşekkür etmiş. Vallahi çok teşekkürler ederim demiş. Bir dakika. Yunus Ökmen Bey demiş. Bir dakika. Bir sistem olmuş. Ha, gerçekten yapmışlar abi diyeceğim bir sistem olmuş. Tanımadığınız sistem. Böyle bir şey söylenmiş. Burada Emel Tötaş, Engin Kuşan Bey bize teşekkür etmiş sağ olsun. En sonunda elinize sağlık, güzel sunum oldu. Hamdi Hoplamaz Bey demiş. Buyur, bakayım bir dakika Teşekkür ederim. saate. 14 dakikayı kullandım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bitiriyoruz artık. Sorular Tamamdır. sonra döneceğiz. İzleyen bütün arkadaşlarıma, bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burak Bey size çok teşekkür ediyorum. Ben Bizim de için sizlere çok teşekkür ediyorum. bizim bu çabamızı TTM'de organize etti. TTM'de bizim can kuruluşumuza çok teşekkür ediyorum. Şöyle bunlar tekrarlanması için hep beraber çaba sarf etmemiz gerektiğini söylüyorum. Herkese teşekkürler. Var mı bir şey söyleyeceğiniz Burak Bey? Yok, ben de sizlere bu değerli modernizasyonunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok katkı sağladınız bana da. Teşekkür ederim. Bu kadar. Herkese de katıldığı için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, daha güzel günler diliyorum. Aynen. Yani bir 5 dakika daha uzatabilir miyim? Bana bir not yazın WhatsApp'tan.
Bir bakayım. Güzel sunum oldu. Kazanç çıkışındaki ekonomizör. Bunlar da sonra bakalım. Kazanç çıkış nereye gitti o ya? Ha, kazanç çıkışındaki ekonomizör öncesi duman sıcaklığı ne oluyor? Buhar sıcaklığı ne kadar üzerinde oluyor acaba? Ha, bu genel bir bilgi. Bunu hemen söyleyeyim. Genel bir bilgi. Söyleyin onu, yaklaşık olarak nasıl tasarlanıyor? Yani, yani kazandan buhar sıcaklığıyla çıkan buhar sıcaklığıyla duman sıcaklığı arasındaki farkı söylüyor. Yani eko sonrası 15 derece gibi tasarlanır. Yok, eko öncesi diye. Ekolara girmedi. Eko öncesinde aslında o genelde kazanın tasarımına göre değişiyor. Her firmada farklı olabiliyor yani. Ama gidip genelde söylemek istemediniz mi? Peki, tamam. Yani evet, çok vermek tamam. istemedim. Her firmanın çünkü gerçekten farklı olabiliyor tasarımına bağlı olarak. TTM'de ve Bora Bey'e daha bir dahaki ne zaman diye sormuşlar. Çok güzel. Yunus Özmen Bey, nasıl ulaşabiliriz size diye sormuşlar. Mailimi chat ekranından yazdılar. TTM'de tarafından Ozan Bey, muhtemelen oradan ulaşabilirsiniz. Bana istediğiniz gibi mail atarsanız ben size seve seve dönüş yaparım. Harika. O zaman toplantıyı kapatıyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben kim kapatacak bunu sahibi bu ara? Biz kapatıyoruz abi. Tamam, teşekkür ediyoruz herkese. Peki, Tamam, tamamdır. Görüşmek üzere.